Merhabalar arkadaşlar. Özde Bir Yayınları AYT denemesinin, AYT 6 denemesinin ikinci dönem sonu değerlendirme sınavı olarak geçen sınav kodu Y226 olan arkadaşlar denemenin kimya sorularını çözmeye başlıyoruz. 15. sorumuz arkadaşlar kimyanın ilk sorusu ve bir denge sorusu arkadaşlar. Diyor ki soruda sabit hacimli kapalı bir kapta dengede bulunan X gazıyla 2Y gazı reaksiyona girmiş, 2Z gazı oluşmuş. Bu arada 25 derece denge sabiti KC1 8 iken 50 derecedeki denge sabiti KC2 ise 12 olmuş. Buna göre tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Şimdi burada arkadaşlar önemli olan bakın şu. Sıcaklık 25 derecedeyken KC1'i denge sabiti 8 iken 50 dereceye çıkarıldığı zaman yani sıcaklık arttığı zaman denge sabiti KC2 ne olmuş? Artmış. Sıcaklığın artması denge sabitini arttırıyorsa arkadaşlar o zaman endotermik bir reaksiyonu. Çünkü sıcaklık artınca denge ne yapıyor? Isıyı azaltmak için ürünlere kaymış demek ki. Ürünlerin derişimi artmış, girenlerin derişimi azalmış. KC, ürünler bölü girenler ya, Z'nin derişiminin karesi bölü X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi karesi. Ürünün derişimi artıp girenlerin derişimi azalması lazım ki denge sabiti büyüsün. O zaman endotermik olduğunu anladık. Şimdi diyor ki geri yöndeki tepkimin entalpi değeri negatiftir. Arkadaşlar bizim iki yönümüz var. Bir, girenlerin ürünlere dönüştüğü ileri yön. Bir de arkadaşlar ürünlerin girenlere dönüştüğü geri yön. Şu anda bizim x artı 2'ye 2z şeklinde giden tepkimemiz endotermik olduğunu söyledik. O zaman geri reaksiyonda arkadaşlar nedir? Delta H değeri negatif yani egzotermiktir demek istiyor. Evet çünkü ileri reaksiyon endotermikse geri reaksiyon egzotermiktir. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Potansiyel enerji tepkime koordine grafiği endotermik bir tepkime ait. Şöyle giren ürün şeklinde. Girenlerden ürünlere doğru yürüdüğümüz zaman endotermik ise ürünlerden girenlere doğru yürüdüğünüz zaman egzotermik olur ve işareti de negatif olur. Bu doğru. Aynı koşullarda tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp ile derişimler cinsinden denge sabiti Kc eşittir. Hemen aklımıza ne gelecek bu tür durumda? Köpek kaçırtan değil mi? Kp, Kc, Rt üzeri delta n. Delta N ne? Ürünlerdeki gazın mol sayısı. Kaç mol gaz var? 2. Eksi. Girenlerdeki gazın mol sayısı. 1 artı 2, 3. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1. Yani ben delta N yerine eksi 1 yazarsam Kp eşittir Kc Rt üzeri eksi 1 ya da düzenleyecek olsam Kp eşittir Kc bölü Rt olur. Yani Kp Kc'ye eşit olamaz arkadaşlar. Eşit olabilmesi için ne lazım peki? Delta N'in 0 olması lazım. Yani ürünlerdeki gazın mol sayısı girenlerde gazın mol sayısına eşit olması lazım ki şu an öyle bir durumdan arkadaşlar söz edemeyiz. Çünkü delta n eksi 1 değerini almış. Cevabı bulduk. Diğerlerinde doğru olduğunu hemen ispatlayalım. 25 dereceki molekül sayısı 50 dereceden fazladır. Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklığı arttırdığımız an denge ne tarafa doğru kayıyor? Ürünlere doğru. Ürünlere doğru kayınca mesela A maddesi A kadar azalırken Y maddesi 2A kadar azalıyor. Z maddesi ise 2A kadar artıyor katsayılarına göre. Yani ben sıcaklığı arttırdığım zaman toplamda 3A'lık bir azalma söz konusu, 2A'lık bir artma söz konusu. Azalan arkadaşlar artandan daha fazla olduğuna göre sıcaklığı arttırmak molekül sayısını ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. O yüzden 25 derecedeki molekül sayısı 50 derecedekinden daha fazla ifadesi doğru. 35 derecede denge sabitinin değeri 8'den büyüktür. 25 derecede 8 olup 50 derecede 12 ise aradaki bir sıcaklık değeri olan 35 derecede 8 ile 12 arasında bir değer olacak. Yani doğal olarak 8'den büyük olacak. Minimum enerji eğilim girenler lehinedir diyor arkadaşlar. Girenler lehinedir çünkü ısı girenler tarafındadır. Minimum enerji eğilim ısı ne taraftaysa o taraftadır arkadaşlar. Şu anda ısının hangi yerde olduğunu söylüyoruz biz. Girenler kısmında olduysa o zaman minimum enerji eğilim girenler tarafındadır, girenler lehinedir. Isı ne taraftaysa minimum enerji o taraftadır. Endotermik tepkimelerde minimum enerji girenler lehinedir. Egzotermik reaksiyonlarda minimum enerji ürünler lehinedir diyoruz arkadaşlar. 16. sorumuz arkadaşlar elektrokimyasal pillerle alakalı. Bize bir galvanik hücre vermiş. Sol taraftaki arkadaşlar birinci yarıcıda hidrojen gazı gönderilen platin elektrot kullanılmış. 1 molarlık HCl çözeltisine daldırılmış. İkinci yarı hücremizde ise kadmiyum elektrot 1 molarlık kadmiyum sülfat çözeltisine daldırılmış. Şimdi bundan da hangi tarafın anot, hangi tarafın katot olduğunu belirlemek için elektrotların yükseltgenme potansiyellerine bakacağız. Hidrojenin yükseltgenme potansiyeli 0 ki bu standart hidrojen elektrottur arkadaşlar. Hidrojen gazı, platin elektrot ve H artı iyonlarında oluşan sistem birinci yarı hücremiz.
arkadaşlar SHE, standart hidrojen elektrot olarak geçer. Bunu yükseltgen potansiyeli 0, kadmiyum ki artı 0,403. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Kadmiyumun olduğu taraf anot, hidrojen gazının olduğu tarafsa arkadaşlar katot yarı hücresidir. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf anot. Şimdi anotu katodu belirledik. Hemen öncüllere bakalım o zaman arkadaşlar. Diyor ki kadmiyum standart hidrojen elektrot elektrokimyasal pildir, galvanik hücresidir. Doğru söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle oluyor. Anotta yükseltgenme medeni kadmiyum. Kadmiyum artı 2 yükseltgenirken yani çubuk aşınarak çözeltiye geçiyor. Çözeltideki kadmiyum artı 2 onların derişimi artıyor. Bu arada katot yarı hücresinde de yani birinci yarı hücrede de çözeltinin içinde bulunan H artı iyonları indirgenip arkadaşlar hidrojen gazına dönüşüyor. Peki zamanla birinci yarı hücredeki çözeltinin pH değeri azalır mı? Şimdi ne oluyor birinci yarı hücrede? H artı iyonları hidrojen gazına dönüşüyor. H artı iyonları derişimi azalıyor. H artı iyonların derişimin azalması asitliğin azalmasıdır. Arkadaşlar asitliğin azalması da pH'ın artması anlamına gelir. Yani ikinci öncül yanlış olmuş. İkinci yarı hücre sabit sıcakta sodyum sülfür ilave edilirse pil gerilimi artar mı? Şimdi ikinci yarı hücreye sodyum sülfür ilave edilirse nasıl bir etki olduğunu bakın şurada. Sorunun en sonunda arkadaşlar kadmiyum sülfür suda az çözünen bir tuzdur. Bu şunu anlatmaya çalışıyor. İkinci yarı hücreye siz sodyum sülfür eklerseniz sodyum artı 1 ve sülfür eksi 2 de iyonlarına ayrışır. Çözeltinin içinde bulunan kadmiyum artı 2'ler bu ilave ettiğim sodyum sülfürdeki sülfürle kadmiyum artı 2 reaksiyonuna girip arkadaşlar kadmiyum sülfür katısı olarak çöker. Suda az çözünen bir tuzdur derken bunu anlatmaya çalışıyor. Aslında yapılan etki o zaman şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarı hücrede bulunan kadmiyum artı 2'nin derişimini azaltmak. O zaman denge bunu arttırmak için ürünlere doğru kayar mı? Kayar. Ürünlere doğru kaydıran etkiler pil potansiyeline pil gerilimini arttırır mı? Arttırır. O zaman arkadaşlar ikinci yarı hücrede arkadaşlar pil gerilimi yapılan bu etki sonucu artar. Yani doğru oldu. Peki son öncülümüz birinci yarı hücredeki platin elektrodun kütlesi artar mı? Aslında katot elektrotlarında, daha doğrusu katot yarı hücrelerinde biliyorsunuz birikmeden dolayı ne olur? Katot yarı hücresinin elektrodun kütlesi artar. Ancak burada arkadaşlar katotta hidrojen artı bir iyonları hidrojen gazına dönüştüğü için gaz olduğu için de arkadaşlar ne yapmıyor? Elektroda yapışamıyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Katotta normalde birikme olup elektrodun kütlesi artarken burada H2 gazı oluştuğu için elektroda yapışamıyor ve platin elektrodun kütlesi arkadaşlar değişmiyor. Gaz uçup gidiyor. O zaman her zaman katot yarı hücresinde elektrodun kütlesi artar cümlesi yanlıştır. Gaz elektrot olduğu zaman ya da gaz durumları olduğu zaman arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor diyebilirsiniz. O zaman bu yanlış olduğu cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet geçiyoruz 17. sorumuz. Organik kimyada karbon kimyasına girişle alakalı baş grup elementi yani A grup değil mi? Baş grup elementi demek A grup element olan T elementinin Y1 yani hidrojen aslında kastettiği Y1 elementiyle oluşturduğu bileşim Weber gösterim AX2E2'dir. Arkadaşlar bu şu anlama göre T merkez atom. İki tane Y bağlamışız. Çünkü iki tane grup bağlamış. Bakın hidrojen bir bağ yapıyor. İki tane Y'yi bağladım. Ve üzerinde merkez atom iki çift elektron kalmış. E2 bu anlama göre. Bir, iki çift. Bu kimi hatırlatıyor bize? Suyu hatırlıyor değil mi? Suya benziyor. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. H2O'da oksijen merkez atom. Hidrojenler bağlanmış. Oksijen üzerinde de bağ yapımına katılmayan iki çift elektron kalmış. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2. O zaman moleküldeki merkez atom mudur T atomu? Evet merkez atomdur. Peki periyodik sistemde 6A grubunda mı olur? Zaten suyu hemen aklımıza geldi. Suda nerede? Sudaki oksijen nerede arkadaşlar? Oksijen 6A grubu element değil mi? Periyodik cetvelde ikinci periyot 6A grubu. Burada mesela illa oksijen olacak değil. Kükürt de olabilir mesela. Aynı şekilde H2S'nin de Lewis gösterimi benzerdir arkadaşlar. Bunun da Weber gösterimi AX2E2'dir. Molekülde SPO çift birleşmesi mi yapmıştır merkez atom? Evet arkadaşlar burada doğrultu olarak sayılıyor. Bakın şimdi şöyle düşünün. Su üzerinden gidelim yine. Sonuçta bu verdiği örneğin su karşılar. Şimdi doğrultu elektron çift her bir elektron çift bir doğrultu kabul ediliyor. S, P, P, P şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bunu çok ayrıntılı anlatmayacağım. Oksijen 6A grubu arkadaşlar merkez atom olduğu zaman SPO çiftleşmesi yapar. Bunu basit bir şekilde doğrultu sayısından gidebilirsiniz. 4 tane doğrultumuz var. Bir S başlayıp sonları kalanları P dersiniz. SPO çiftleşmesi yaptığını görebilirsiniz. Cevabı da E şık olarak ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz sevgili arkadaşlar.
Geçiyorum 18. sorumuz arkadaşlar. Gazlarla alakalı bir soru gelmiş. Demiş ki sabit acılı kapalı bir kapta 273 derecede eşit kütleli SO2 ve CH4 gazları toplam 40 atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre her bir gazın kısmi basıncı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Atomların atom kütleleri verilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sabit acımlı bir kabımız var. Kabın içinde iki tane gazımız var. Bunlardan biri SO2 kükürt dioksit, diğeri CH4 metan gazı. Eşit kütleli. Şimdi bu SO2'nin molekül ağırlığı arkadaşlar kükürt 32, oksijen 16-16, 32 toplam 64. 1 molü 64 gram. CH4'ün de 1 molü 12-4 da 16 gram. Şimdi eşit kütleli diyor ya, 64'er gram alsam, 64'er gram alsam ne olmuş olurum? 64 gram mol kütlesi 64 ise 1 moldür. 1 mol SO2 var. 64 gram CH4 alsam 1 mol 16 olduğunu göre o zaman 4 mol ne almış olurum? CH4. Şimdi aynı kap içerisinde bakın PVNRT'ye göre aynı kap içerisinde sıcaklık gazların aynı. Hacim aynı. Kabın hacmi, gazın hacmi. R zaten sabit. Basınçla mol sayısı doğru orantılı. Kısmi basınçla mol sayısı da doğru orantılı. Yani içeride arkadaşlar 5 mol gaz var. 5 mol gaz var ve toplam basıncımız 40 atm. Mesela 1 mol olan SO2 gazı ne kadar basınç yapar o zaman? 8 atm yapar. 4 mol olan metan gazı ne kadar basınç yapar o zaman arkadaşlar? 32 atm basınç yapar. O zaman cevabımız da ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Kısmi basınç mol sayısıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. O yüzden SO2'nin basıncı P kadarken CH4'un basıncı 4P kadardır. Toplam 5P 40 atm ise P8 atm, 4P de 32 atm şeklinde düşünebiliriz. Geçiyorum arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Organik kimya ile alakalı bir alken yapısı görüyorsunuz arkadaşlar. Dallanmış bir alken var. Öncüllerde sormuyor ama yani şıklarda sormuyor ama ben bunu bir de isimlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi en uzun karbon zinciri arkadaşlar ikili bağ için alacak. 5 karbonlu bir zincir seçebiliriz böyle. İkili bağ küçük numara gelmesi için sağ taraftan durun. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şurası dalımız. Şurası da dalımız. Nasıl isimlendiririz biz bunu? 3. karbon ve 4. karbon metil. 3, 4 dimetil. 3, 4 dimetil. Tamam dalları söyledim. Şimdi ikili bağ yerine gidiyorum. En uzun zinciri 5 karbonlu. 2 pentel. Toplamda 5, 2 de dal var 7. 7 karbonlu bir alken C7H14 yapısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki sağ tarafta görülen ikinci bileşiğimiz aromatik bileşiklerinin bir üyesi olan C6H6 benzen değil midir? Benzendir değil mi arkadaşlar? Peki şimdi hangisi yanlıştır diyor bakalım. Birinci bileşikteki bütün atomlar oktet kararındadır. Arkadaşlar karbonlar için doğru. Karbon 4 bağ yapıyor. Bakın her bir karbon bağ etrafında 4 bağ var. İşte ikili bağ olan karbonlarda 4 bağ var. 4 bağ demek her bir bağ 2 elektrondan toplam 8 elektron. Yani oktete tamamlamış. Ancak hidrojenin arkadaşlar bakın 2 tane elektron ortak bulunuyor. O yüzden hidrojen atomları oktet değil dublet yapmış. O yüzden bütün atomlar kelimesinden dolayı A şıkkı yanlış olmuş. Birinci bileşiğin kapalı formülü C7H14 bir alken yapısı. Genel formüle uymak zorunda CnH iken 7 karbon olduğu için 14 tane hidrojen olması lazım. Sayıda görebilirsiniz zaten. Birinci bileşik doymamış hidrokarbon sınıfında mıdır? Alkenler doymamış hidrokarbonlardır. Alkanlar doymuş hidrokarbonlar, alkenler ve alkinler ise doymamış hidrokarbonlardır arkadaşlar. İkinci bileşiğin kapalı formu C6H6 benzenden bahsediyoruz. İkinci bileşik aromatik özelliktedir arkadaşlar. Benzen halkası taşıyan bileşiklere aromatik, hoş kokulu anlamına gelen aromatik bileşikler denir. Benzen halkası taşımayanlar, aromatik olmayanlar da alifatik, düz zincir, dallanmış, halkalı fark etmez. Hepsini birden alifatik denir. Bunu da söylemiş olalım. Evet o zaman 19. soruyu da geçtik. Gelelim 20. sorumuza arkadaşlar. 20. sorumuzda bir hız sorusu bizi karşılıyor. Yukarıdaki denkleme göre alüminyum metalinin, alüminyum amfoter bir metal, kuvvetli bazlar ve asitlerle reaksiyona girer. Burada bir asitle reaksiyona girmiş. Tepkime sonucu tuz oluşmuş alüminyum klor ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Kullanılan metalin değerinin yarısı kadar hidrojen gazı çıkar. Denklem denk değiştirirken böyle bir kural da vardır. Onu da söylemiş olalım. Şimdi diyor ki ben diyor alüminyum metalini HCl asidine attığım zaman alüminyumun ortalama çözünme hızı 0,2 mol bölü saniye. Yani 1 saniyede 0,2 mol çözülmüş arkadaşlar. Peki bunu yaparken mesela HCl'den 1 saniyede 0,6 mol HCl harcanmış. Alüminyum klorden mesela bak 0,6 mol bölü saniyedir. İşte alüminyum klorden 0,2 mol bölü saniye oluşmuş. Hidrojenden ise bakın katsayılara göre 1'e 1,5. 0,2 o zaman 0,3
mol bölü saniye H2O oluşuyor. 1 saniyede 0.3 mol oluşuyor. 1 mol alüminyum harcandığı zaman 3 bölü 2 mol yani 1.5 mol hidrojen gazı oluşuyorsa 0.2 mol harcandığı zaman 1 saniyede 0.3 mol ne oluşur arkadaşlar? Hidrojen gazı. Yalnız oluşan hidrojen gazının normal koşullardaki hızını litre bölü saniye istemiş. R, H2 yukarı diyor ki litre cinsinden. Ben ne olarak buldum? Mol olarak buldum. NŞA'da 1 mol gaz 22.4 litresi 0.3 çarpı 22.4 litre. Bakın litreye çevirmiş oldum. Bölü 1 saniye. Zaten saniyede ben paydadaki birimi değiştirmedim. Payı değiştirdim. O yüzden sadece paydaki sayıyı ne yaptım? 22.4'e çarptık. 6,72 litre bölü saniye. Yani cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. 21. soru yine bir organik kimya ile alakalı bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki madde çiftlerinin hangileri birbirinin yapı izomeri değildir diyor. Hemen arkadaşlar bakalım. Asetik asit. Karboksilik asitlerin iki karbon üyesi CH3, COOH. Diğer bileşimize bakalım. Metil metonat. Bu da bir ester arkadaşlar. Metil metonat şöyle bir karbonlu bir asitle bir karbonlu bir alkolün nedir arkadaşlar? Kondenzasyon tepkimesi sonucu oluşan esterimiz. Arkadaşlar aynı karbon sayılı iki karbonlu karboksilik asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir ki fonksiyonel grup izomeri bir yapı izomeridir arkadaşlar. Bunlar izomer. Birinci verilen arkadaşlar çiftimiz izomerdir. Her ikisinde kapalı formülü C2H4O2'dir. Peki 1-2 pentadiyen ile 2 pentin izomer midir? Hemen bakalım 1-2 pentadiyen toplam 5 karbonlu. Birinci ve ikinci karbonda ikili bağlar var. Kalanları hidrojenle tamamlıyoruz. Buraya iki tane hidrojen. Buna yazmıyoruz. Buna bir hidrojen bağlıyorum arkadaşlar. Buna iki tane hidrojen bağlıyorum. Buna da üç tane hidrojen bağlıyorum. Diğer molekülümüz iki pentin. Bakın o da toplam beş karbon. Şöyle aşağı doğru yazayım. Üç, dört, beş karbonlu. İkinci karbonla üçüncü karbon arasında üçlü bağ var. Buna üç tane hidrojen bağladım. Üçlü bağlı karbonları dokunmuyorum. Buna iki tane bağladım. Buna da üç tane bağladım. Yani her ikisinde kapalı formül arkadaşlar C5H8 olacak. Çünkü aynı karbon sayılı diyen yapılarıyla alkinler, monoalkinler nedir? İzomerdir. Yine bir arkadaşlar yapı izomeri midir? Yapı izomeridir. Peki üçüncü verilen çifte butanal. Butanal kaç karbonlu? 4 karbonlu bir aldehit arkadaşlar. Şöyle yazdım 4 karbonlu aldehitimiz butanali yazdım. Peki diğer maddemiz kim? Dietil keton, dietil keton C2H5, C çift bağ O, C2H5. Arkadaşlar aldehitimiz C4H8O kapalı formüle sahipken ketonumuz C5H10O. Zaten karbon sayıları tutmuyor bunlar. Karbon sayıları aynı olmadığı için birbirinin izomeri olmaz. Ama aynı karbon sayılı olsalardı o zaman yapı izomeri olurlardı arkadaşlar. Bakın aynı karbon sayılı aldehitlerle ketonlar yapı izomeridir ama şu anda butanal 4 karbonluyken ketonumuz dietil keton 5 karbonludur. Karbon sayıları tutmadığı için izomeri değildir. Bunu istiyor. İzomeri olmayan istediği için cevabımız yalnız 3 yani A şıkkı olacak. 22. sorumuza gelelim arkadaşlar. 22. sorumuz bir çözünürlük dengesi KCC ile ilgili bir soru. Diyor ki 25 derece katısıyla dengeli olan demir 2 sülfür sulu çözeltisine sabit sıcakta bir miktar demir 2 nitrat katısı ilave ediyor. Demir 2 sülfür suda az çözünen bir madde. Nereden biliyorum? KCC'si verilmiş. Bakın hemen yazalım. Demir 2 sülfür. Şöyle yoğunlaştıralım. Demir artı 2 artı sülfür eksi 2 diye yoğunlarına ayrışıyor. Az da olsa yoğunlaşıyor sonuçta. KCC'si verilmiş ama yoğunlaşıyor. Şimdi demir 2 nitrat ilave edince hemen demir artı 2 ve nitrat eksi 1 diye yoğunlarına ayrışacak. Ve iyi çözünen bir madde nitratlı tuz olduğu için. Ve aslında şöyle olacak. Demir artı 2 yoğunları derişim ani bir şekilde artacak. Şöyle olacak hatta grafik olarak göstereyim. Demir artı 2 yoğunları derişimi ortamda var. Zaten belli bir derişimi. Demir 2 nitrattaki demirlerden dolayı hemen ani bir şekilde arttı. Denge bunu azaltmak için girenlere doğru kayınca demir artı 2 yoğunları derişimi azaldı ama etki tepkiden büyük olduğu için başlangıcı göre artmış oldu. Bu arada benim dışarıdan ilave ettiğim demir 2 nitrattaki demirle ortamdaki sülfür birleşip demir 2 sülfür katısını oluşturuyor. Yani dipteki katının miktarı biraz artacak. O yüzden sülfür yoğunları derişimi azalacak. Sülfür yoğunları derişimi azalacak arkadaşlar. Şu anda çizdiğim derişim zaman grafiği gibi düşün. Demir 2 sülfürün derişimi değişmeyecek ama molü miktarı artacak. Çünkü dipteki katı daha çok birikecek. Mol olarak artacak. Hacim olarak da artacak katı. Derişimi değişmeyecek. Peki neler sorduk? Ben bayağı bir şeye cevap verdim ama diyor ki
Çözelteki demir artık onların sayısı artar. Evet arkadaşlar, önce arttı sonra azaldı ama etki tepkiden büyük olduğu için artmış oldu. Demir 2, sülfürün çözünürlük çarpımı KCC değeri azalır diyor ki, yanlış söylüyor çünkü KCC'yi değiştiren tek etki, unutmayınız, sıcaklıkları. Şu anda sıcaklık etkisi yapılmadığına göre KCC değişmez. Demir artı 2 iyonları artar, sülfür eksi 2 iyonları azalır, birbirini dengeler. Çünkü KCC biliyorsunuz bunların ikisinin çarpımı, demir artı 2 iyonları derişimi çarpı sülfür iyonları derişimi olduğu için bu artıyor, bu azalıyor, birbirini dengeliyor. KCC değişmiyor. KCC'yi değiştiren tek etki sıcaklık, unutmayınız. Çözeltideki sülfür iyon derişimi değişmez diyor ki, sülfür iyonları derişiminin azaldığını söyledik arkadaşlar. O zaman bu da yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir, yani A şıkkı olacak diyoruz. Evet, tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Özde bir yayınların denemesini çözmeye, kimya sorularını. 23. soru arkadaşlar. Bir sıvı çözeltilerde derişim sorusu. Derişimlerden ppm ile alakalı. Diyor ki, atık su kaynağından alınan bir miktar suda sülfür iyonun kütlece yüzde derişimi 0.05 olarak tespit edilmiştir. Buna göre örneğindeki sülfür iyonları derişim kaç ppm? Ben ppm sorularını şöyle çözüyorum arkadaşlar. Çözünen madde bölü çözelti. Buraya çözücü de yazılıyor ama çözelti doğrusu. Şundan dolayı çözücü yazılabiliyor. Çünkü çözünen madde çok küçük olduğu için hani çözücüyle çözelti yaklaşık olarak birbirine eşit oluyor. Şimdi yukarıdaki çözünen maddeyi miligram olarak alıyorum arkadaşlar. Çözeltiyi kilogram olarak alıyorum. Miligram bölü kilogram direkt ppm. Bakın şimdi. Bana diyor ki kütlece yüzde derişimi 0.05, yani şu anlama geliyor: 100 gram çözeltide 0.05 gram ne madde çözülmüş arkadaşlar? Sülfür maddesi çözülmüş. Peki o zaman hemen çözülmüş olan maddeyi miligrama çevireyim. 0.05 gram kaç miligram yapar? Gramdan miligrama geçmek için 1000'le çarpmam lazım. 0.05'i 1000'le çarptım. Bölü çözeltiyi kilograma çevireceğiz. 100 gram kaç kilogram yapar? Ne yaptım? 1000'e böldüm arkadaşlar. Şu anda kilogram oldu. Yukarısı da miligram oldu. Bu işlemi yapalım. Yukarısı 50 arkadaşlar. Aşağısı da 0,1. 50 bölü 0,1'den 500 ppm olabilir. Başka bir yöntemi yok mu? Var. Çözünen maddeyle çözeltiyi aynı birim alıp 10 üzeri 6 ile çarpabilirsiniz. Mesela çözünen madde neydi? 0.05 gram ya, bunu çarpı 10 üzeri 6 bölü aşağıdaki maddede arkadaşlar kimdi? Bizim çözeltimiz 100 gram. Yani bakın birimler aynı. O zaman direkt bölüyoruz, 10 üzeri 6 ile çarpı. Böyle olunca 5 çarpı 10 üzeri 4 bölü 10 üzeri 2'den yine 500'ü bulabilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. Her iki çözünen ve çözelti aynı birim alıp 10 üzeri 6 ile çarpmak da bir yöntemdir arkadaşlar. Cevabı 500 olarak işaretliyoruz. Peki 24. sorumuza devam edelim. Şöyle bir soru arkadaşlar. 25 derecede 0,1 molar HX asidinin sulu çözeltisinde hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Arkadaşlar bu bir zayıf asit. Nasıl anladım? Kuvvetli olsaydı, %100 iyonlaşsaydı H artı iyonları derişimi 0,1 olurdu. O zaman da pH'i 1 çıkardı. O zaman demek ki tamamı iyonlaşmamış. HX zayıf bir asit. Şöyle denge yapıyorum. H artı X eksi ne kadar aldık? 0,1 aldık. Ne kadar iyonlaştı? 10 üzeri eksi 3 iyonlaşması lazım ki 10 üzeri eksi 3 olsun. 10 üzeri eksi 3 olsun. Peki bunun asitlik denge sahibini sormuş mu? Sormuş 3. öncülü. O zaman hemen hesaplayalım. Ka eşittir. Ürünler bölü girenler. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3. X eksi iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3. Bölü 0,1 eksi 10 üzeri eksi 3 ki iyonlaşan miktar arkadaşlar zayıf asit ve bazılarda ihmal edilir. Bu işlemi yaparsanız 10 üzeri eksi 5 çıkar. Yani 3. öncülümüz doğru olmuş. Şimdi HX'in zayıf asit olduğunu anladık ama YOH ile ilgili bilgiye de bakalım. 0,1 molar YOH bazının sulu çözelti pH değeri 13'tür. Şimdi bir baz olduğu için pH'ten değil POH'tan gitmek lazım. pH'i 10 ise POH'i 1'dir. POH'i 1 demek OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1 molar demek. Yani 0,1 molar aldım. 0,1 moları iyonlaştı. O zaman kuvvetli baz arkadaşlar. %100 iyonlar YOH demek ki kuvvetli bir baz. Aldığım miktarın tamamı, 0,1'in tamamı 0,1 molar olarak iyonlaştığı için de POH'ı 1, pH'ı 13 çıktı. Yani YOH kuvvetli baz doğru olmuş. Aynı koşullarda çözeltin eşit hacimleri karıştığında oluşan tuzun katyonu hidrolize oranı. Şimdi arkadaşlar burada eşit hacimleri karıştığı zaman, yani
birer litre alalım mesela. 1 litre 0,1 mol HX de 1 litre 0,1 mol YOH bazını karıştırdığımız zaman YX tuzu artı su oluşacak. Yani işte 0,1 mol bundan, 0,1 mol bundan olacak. İkisi de bitecek. Elimizde sadece tuz kalacak. Bu arada bakın ben birisi zayıf, birisi kuvvetli ve reaksiyonu sokarken hiç zayıflığına, kuvvetine bakmadım, dikkat etseniz. Tam nötralleşme olur arkadaşlar bu. Reaksiyona girerken zayıflığına, kuvvetliliğine bakılmaz. Reaksiyona girerken molüne bakılır. O yüzden zayıf asitimizle kuvvetli bazımız eşit mollerde alındığı zaman her ikisi de biter. Tam nötralleşme olur. Elimizde sadece tuz kalır. Tuzun zayıftan gelen iyonu, konjugesi, yani zayıf asitin konjugesi kuvvetli olacağından dolayı, daha kuvvetli olacağından dolayı ortamdaki suyla reaksiyona gelip hidrolize olur. Yani daha net bir ifadeyle söyleyecek olursam, zayıf asit kuvvetli baz çözeltileri birleştiği zaman oluşan bazik tuzla, bu bir bazik tuzdur, bazik tuzlarda bizim anyon kısmımız arkadaşlar hidrolize olur. Yani anyon kısmımızı alıyoruz, X-X'yi suyla reaksiyona sokuyoruz. XH artı OH eksi. Bazik tuz olmasının zaten nedeni de burada oluşan OH iyonlarıdır diyebiliriz. O zaman arkadaşlar katyonumuz değil, bizim anyonumuz hidrolize uğradığı için bu ifade yanlış olmuş. Cevabımız da 1/3, yani değişik olacak. 25. soruyla devam edelim. Bakalım ne istemiş 25. soru bize. Yukarıdaki orbitalle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu orbital sınır yüzey diyagramı D orbitaline ait. D orbitaline aittir. D orbitalde böyle iki tane lobdan oluşan böyle bir çiçek gibi bir şekli var arkadaşlar. 5 tane D orbitali var bu arada. Bu 5 tane D orbitalinden 4'ü birbirine çok benzer bu şekilde gibidir arkadaşlar. Sadece bir tanesi farklı. Biraz bakın mesela işte şöyle 4'ü birbirine benziyor dedik, şöyle işte şekilleri. Şöyle birisi de. Bir tanesi DZ kare dediğimiz arkadaşlar. DZ kare dediğimiz şöyle bir farklılığı. Onun dışındakiler 4'ü birbirine benzer. Bu işte şu dördünden biri gibi çizilmiş arkadaşlar. Açısal momentum kuantum sayısı L'si yani 2'dir diyor. Doğru söylemiş. Çünkü L0 T orbitalidir. L1 T orbitalidir. L2 D orbitalidir. L3 de arkadaşlar P temsil eder. Şu anda biz bir D orbitalinden bahsettiğimize göre açısal momentum kuantum sayısı L'si 2'dir. Doğru. En fazla 10 elektron olabilir. Arkadaşlar bu bir D orbitalini temsil ediyor. Bakın burada dikkat etmemiz lazım. 5 tane D orbitali toplam 10 elektron olabilir. Şu anda bir tane D orbitalinden bahsettiği için bunun 2 elektron aldığını söyleyeceğiz. Bakın burada soruyu hazırlayan bunu anlatmış demiştir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ondan dolayı cevaba arkadaşlar 2 diyorum. Ama tamamını kastettiyse o zaman 10 olma ihtimali var, ama bence burada arkadaşlar cevabı 2 olarak vermesi lazım. Cevap anahtarını bilmediğim için ben bunu 2 olarak çözüyorum. Çünkü ben şu anda bir tane D orbitalini kastettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve bundan dolayı da 2 olarak alıyorum. Manyetik kuantum sayısı artı 2 olabilir mi? Şimdi D orbitallerinin L'si 2 olduğu için MLE değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olmak üzere 5 tane. Şimdi bir tane D orbitalini kastettiğin herhangi biri olabilir. Yani 2 de olabilir, 1 de olabilir, 0 da eksi 1 de eksi, herhangi biri olabilir arkadaşlar. Yani olabilir dediği için alacağım cevap da 1 ve 3 olarak söyleyeceğim. Burada kasteden sınır yüzey diyagramı bir tane D orbitali olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman cevabı C olarak işaretledikten sonra 26. sorumuza devam edelim arkadaşlar. 26. sorumuz diyor ki yukarıdaki ideal pistonlu kapta buharıyla dengeli olan saf X sıvısı bulunmaktadır diyor. Buna göre bilgiler vermiş, hangileri doğru. Şimdi X sıvı, X buhar yani gaz dengesi var. Buhar basıncı, şu anda gaz molekülünün sıvı üzerine uygulamış olduğu basıncı ne deniyor? Buhar basıncı. Şu anda X gazının basıncı dediğimiz şey aslında X gazının buhar basıncı arkadaşlar. Diyor ki sabit sıcaklıkta kaba bir miktar X sıvısı eksilince buhar basıncı artar. Şimdi arkadaşlar buhar basıncı nelere bağlıdır? 3S kuralı deri. Sıvının cinsine bağlıdır. Şu anda sıvının cinsini değişecek bir etki yapmıyoruz. Sıcaklığa bağlı. Bir de arkadaşlar saflığa bağlı, safsızlığa bağlı. Yani işte X sıvısının içine çözünen bir madde olsaydı saflığını değiştirdik. Şimdi ben aynı maddeden ilave edince arkadaşlar biraz daha sıvı ilave edersem, ilave ettiğim kadar piston yukarı doğru hareket edecek. Yani hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden buhar basıncının değişmesi için N bölü V oranı değişmesi lazım. Yani buhar molünün hacmi oranı değişmesi lazım. Ben eklediğim sıvı kadar piston yukarı doğru hareket edeceği için
N bölü V oranı değişmeyecek. Doğal olarak buhar basıncı değişmeyecek arkadaşlar. Ya da işte buhar basıncı etkileyen faktörlerden de gidebilirsiniz. Sıvı cinsi, sıcaklığı da saflıktan herhangi biri değişmediği için buhar basıncı değişmez dersiniz. Sabit sıcak ve piston yukarı doğru çekilip sabitleniriz. X sıvı miktarı azalır. Şimdi arkadaşlar bakın, pistonu yukarıya doğru çekip sabitlersek buhar basıncı değişmez. Ancak şöyle olur. Üzerindeki baskıyı azaltmış oluruz. Çünkü biz pistonu arkadaşlar yukarı doğru çektiğimiz anda sıvı molekülleri buharlaşarak ne olur? Gazı oluşturur. Neden? Çünkü üzerindeki bir baskı vardı. Ben ne yaptım? Onu pistonu yukarı doğru çekerek baskıyı azalttım. Bu baskı azalınca hemen sıvı molekülleri buharlaşma yönüne doğru kaydı. Buhar molekülleri sayısı arttı. Hacim de arttı. O yüzden ne yaptı? Buhar basıncı değişmedi arkadaşlar. Doğru söyledim. Yani buhar basıncı değişmedi ama sıvı miktarı azaldı. Çünkü sıvılar buhara döndü. Gaza döndü. Doğru. Sıcaklık arttığında X gaz miktarı artar diyor. Şimdi sıcaklığı arttırsak buhar basıncı artar. Ne olacak? Sıvılar gaza geçecek. Doğal olarak gaz miktarı artacak arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam burada hacim de artmaz mı sıcaklık? Evet, hacim de artar. Ama moldeki artış hacimdeki artıştan arkadaşlar fazladır. Çünkü bunu nasıl anlarsınız? Nereden biliyoruz moldeki artış hacimdeki artıştan fazla? Çünkü sıcaklık artarsa buhar basıncı artar arkadaşlar. Buhar basıncının artabilmesi için mol bölü hacim oranının büyümesi lazım. Demek ki moldeki artış hacimdeki artıştan büyük olması gerekiyor diyoruz. Cevabı da 2 ve 3 olarak işaretliyoruz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki standart koşullarda 14 gram N2 gazıyla 0,5 mol O2 gazı denklemine tam verilme tepkimeye gidiyor. Buna göre aynı koşullarda hangileri doğrudur? Şimdi elimizde 14 gram azot gazı var. 14 gram azot gazı 14 bölü 28 N2 ya. 14 onda 28. Yani 0,5 mol N2 gazı var. 0,5 mol O2 gazı var. Bundan yok. Tam verimde tepkime giriyorsa bundan 0,5 girdiği zaman bundan 0,25 girecek. Bundan da 0,5 olacak. Yani bitti. 0,25 arttı. 0,5 oluştu. Şimdi bu bir endotermik tepkime. Normalde yanma tepkimeleri biz egzotermik olarak bekliyoruz ama bakın bu madde arkadaşlar kimin yanması? Azotun yanması olduğu için endotermik. Özel bir durumunu da hatırlatalım. Yani şöyle bakın. Elementler standart şartlarda potansiyel 0 kabul edilir. Bu verilen denkleme göre arkadaşlar şöyle şurası da 90 olacak. Entalpinin 90 çıkması için. Şu anda ben verilen 1 mol N2 ile 0,5 mol O2'nin tam verimle tepkimesinden oluşan 1 mol N2O'nun arkadaşlar denklemine göre grafiğimi çizdim. Şimdi N2O'nun potansiyel enerjisi O2'den büyüktür. Yani N2O ürünümüz arkadaşlar. O2, N2 ve O2 ise girenlerimiz bizim. Şimdi her halükarda nedir? Sonuçta O2'nin element olduğu için potansiyel enerjisi 0, N2'nin de 0, toplamları 0. Ürünümüzün ama 90. Yani 1 molü 90 en azından. Bizde şu an 0,5 mol oluşuyor. 45 olacak ama sonuçta her halükarda arkadaşlar N2O'nun potansiyel enerjisi kuyruk yani ürün kısmı girenden daha yüksek olacağı için N2O'nun potansiyel enerjisi O2'den büyük olacak. Tepkime sonucu toplam entalpi 45 kilojül mü artar? Normalde grafiğe göre tabii 90 artıyor ama o 1 mol N2O için geçerli. Şu anda oluşan N2O 0,5 mol. O zaman o ne yapacağız? Sayıları yarı olarak düşüneceğiz. O yüzden ne olacak doğal olarak? 45 olacak arkadaşlar. Bir endotermik tepkime olduğu için de toplam entalpi artacak 5 kilojül. Reaktiflerden birinin tamamen tükenme sonucunda meydana gelen entalpi değişimi N2O'nun molar oluşum ısısına eşittir arkadaşlar. Diyor ki molar oluşum ısısı oluşabilmesi için N2O'nun 1 mol oluşması lazım. Şu an kaç mol oluşuyor N2O? 0,5 mol oluşuyor. O zaman arkadaşlar reaktiflerden birinin tükenmesi sonucu oluşan ısımız bizim N2O'nun molar oluşum ısısına eşit olamaz. Çünkü N2O'dan 1 mol oluşmuyor, 0,5 mol oluşuyor. O yüzden yanlış arkadaşlar, cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, özde 1 yayınlarının 6. denemesinde bu şekilde kimya AYT kısmını çözmüş olduk. Bir başka deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar.